Esenlikler değerli insanlar. İslam peygamberi Muhammed'i anlatmaya devam ediyoruz baskınlarını. Biliyorsunuz Medine'de biraz güç elde ettikten sonra her tarafa baskın yapıyor. Kabilelere, ailelere baskın yapıyor. Onların mallarına el koyuyor. Kadınlarını, çocuklarını da esir alıyor. Şimdi bir baskından bahsedeceğim. Bu baskın hicretin 47. ayında, yani yaklaşık 4 yıl sonra yine bir duyum alıyor. Bu Necet bölgesinden gelen bir sığır tüccarı, hayvan tüccarı diyor ki falan falan kabile Medine'ye baskın yapacaklar, hazırlık yapıyorlar diyor. Şimdi bunu der demez peygamber hemen hazırlıklara başlıyor. Etrafına adamlarını topluyor. Bu sayı 400 ile 800 arasında olduğu söylenir. Topluyor ve Zatürk'e istikametine yürüyor. Görüyorsunuz değerli insanlar, söylediğim gibi bir duyum alıyor diye. Bu duyumun da doğru olup olmadığı meçhul. Aslında peygamber oraları biliyor ve oralara baskın yapmak için bahane uyduruyor. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Devlet kurduk diyorlar mesela. 700-800 kişiyi, orduyu kilometrelerce bir duyum üzerine yürütür mü? Ki üstelik bu insan ben Allah'la konuşuyorum diyen bir insan. Bana vahiy geliyor diyen bir insan. Bu duyum üzerine bu Zatürk'e istikametine gidiyor. Ve oraya vardığında bakıyor ki hiç kimse yok ortada. Bazı kaynaklarda bir tek kadın olduğu söylenir. Bazı kaynaklarda oradaki kadınları alıp getirdiği, Medine'ye getirdiği söylenir. Ve bunun akıbetinde de hiçbir şey anlatılmaz. Yani yok, üstü kapalı bir şey. Ama kaynaklarda oraya gitti, 400 ile 800 arasındaki bir orduyla oraya gitti, oradaki kadınları esir aldı, çocukları yazılı ama onları ne yaptı? Sattı mı, kattı mı, geriye mi gönderdi? Burada bir bilgi yok. Peki bunu niye anlatıyorum? Değerli insanlar düşünün yani. Bilgi geliyor kendisine güya bir sığır tüccarı. İşte size Enmar ve Salebe kabileleri, kabile, aile yani. Hazırlık yapıyorlar. Tıpkı diğerleri gibi. Medine'ye gelecekler ve size saldıracaklar diye. Gidiyor ya. Bakıyor hiç kimse yok. İslam kaynaklarında anlatılan şey güya erkekler korkmuşlar. Muhammed ve ordusunu görünce dağlara çekilmişler. Kadınlarını da almışlar. Gelmişler. Bunu niye anlattım? Bunu şunu bilesiniz diye. İlerideki anlatacağımız baskınların sadece ganimet için yapıldığını bilesiniz diye. Hep böyle bahane uydurularak yapılıyor bu baskınlar. Beni Kureyza da öyle, beni Nadiroğulları da öyle, beni Müstalikoğulları da öyle. Hepsi. Kaynuka, Heyber, Hayber. Hepsi. Onun için bunu Zatürk'e baskınını anlattım. Bakınız biri geliyor, falan yer size geliyor. Size saldıracak. Yani anlaşmaymış, bilmem neymiş falan filan. Bunlar sadece Müslümanlar tarafından dillendirilen bir şey. Ve Peygamberi Muhammed'i güzellemek için yaptığı cinayetleri, katliamları, haksızlıkları, ganimet için etrafa saldırdığını gizlemek için hemen peygamberin mucizelerinden şundan bundan bahsederler. Şimdi bu
Zatürika baskının arkadaşlar, bakınız iki İslamcı kaynaktan, İslami kaynaktan okumak istiyorum kısa kısa. Biri Diyanet Vakfı'ndan, Diyanet Vakfı ansiklopedisinden, birinde bu biliyorsunuz Nurcular var. Nurcular var. Bunlar işte o Sözler Köşkü falan kanalları var. Sırf yalan. Peygamber mucizesi. Adamların konuştukları bütün şey yalan. Uydurma, kurgu, internette geziyor görüyorsunuz ya. Bilimle ilişkilendirirler. Saydın Rus'un uçuk uçuk fikirlerini ortaya koyarlar falan. İşte bunlar. Şimdi bir İslami sayfa, Sorularla İslamiyet diye bir sayfa var. Herkes bilir bunu. Orada bir de Diyanet Vakfı'nın oradan paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gelin beraber okuyalım. Şimdi Sorularla İslamiyet sitesi. Ne diyor? Zatürk'e kazası nasıl gerçekleşmişti diye soruyor. Sorularla İslamiyet ya sitenin ismi de. Bu seferde meydana gelen iki mucize nedir? Bunlar mucizeci zaten. Alabildiğine mucize, akıl dışı şeyler söylerler. Ve bu mucizelerle peygamberin yaptıklarını, cinayetleri, işkenceleri, ölümleri, katliamları gizlemeye çalışırlar. Burada Zatürk'e kazası. Bakınız ne diyor? Nasıl anlatıyor? Hicretin 4. senesi işte bilmem ne ayı, miladi 625. Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den sürgün edilmelerinden 2 ay sonraydı. Enmar ve Salebe oğulları kabilelerinin Müslümanlarla çarpışmak üzere toplanmış oldukları haberi Medine'ye ulaştı. Medine'ye gelen bir sığır çobanı arkadaşlar. Yani bir çoban. Tüccar ya da söyleyen, rivayete göre yani. Peygamber Efendimiz derhal hazırlıklara 400 ya da 700 mücahitle Medine'den yola çıktı. Zatürk'e mevkiine kadar ilerleyip orada karargahını kurdu. Müşrikler mücahitlerle çarpışmayı göze alamadıklarından dağ başlarına çekilmişlerdi. Geride sadece bir kadın kalmıştı. O da esir edildi. Hah, olay anlattı bakın arkadaşlar. Ve burada devam ediyor, anlatıyor. Bakın buradan mucizeler yaratıyorlar gene bu ahlaksızlar. Namaz kılmış peygamber orada. En tehlikeli anda bile namaz kılarmış yani falan. Bir de mucize gerçekleşmiş orada. 2 tane mucize gerçekleşmiş. Bakın mucize de şu. Zatürk'e seferi sırasında idi. Asap'tan Ulbe bin Zeyd 3 adet deve kuşu yumurtası bulup getirdi. Resul-i Ekrem ey Cebir bunları al pişir diye emretti. Hazreti Cabir yumurtaları bir çanak içinde pişirip getirdi. Peygamber Efendimiz mücahitler o 3 yumurtadan doyuncaya kadar yedikleri halde yumurtaların çanakta olduğu gibi durduğunu gördüler. Kaynağında buraya vermiş İnsanül Uyun. Başka bir mucize daha olmuş burada. Bu mucizede diyor ki sahabinin biri bir kuş yavrusu bulup getirdi. Anası veya babası yavruyu kurtarmak için canını feda edercesine onu elinde tutan sahabinin avuçlarının içine atlayıverdi. Bu duruma sahabiler hayretler içinde bakarken Resul-i Ekrem şu ibret dersini verdi. Vay be! Siz elinizde tuttuğunuz şu kuş yavrusu için anne kuşun kendisini avucunuza atmasını mı hayret ediyorsunuz? Atmasına mı hayret ediyorsunuz? Vallahi Rabbinizin size olan merhameti ve şefkati şu kuşun yavrusuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır. Merhametten bahsediyor ya, gitmiş adamların kilometrelerce uzakta 2 kabileye saldırmak için ordu toplamış. Oradaki kadınları esir almış. Gelmiş. Bir de adaletten bahsettiriyorlar işte. Bunu kapatmak için şu baskını insan okuyacak. Ya bu nedir kardeşim? Böyle bir şey mi olur? Sen peygambersin. Bir duyum üzerine nasıl gidersin de bir iki ailenin üzerine
Onları esir alırsın orada diye. Bunu sormaması için şu mucizeleri de hemen arkasına ekliyor. Göya mucizeymiş. Peki bu, bakınız, bu da Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi arkadaşlar. Şuradan itibaren okuyalım biraz. Necid bölgesinden Medine'ye gelen bir tüccar, Katafanlılardan Enmar, Muharip ve Sareboğullarının Medine'ye saldırmak için Nal yakınında Sat ve Şukra arasında Zatürika'nın çevresinde toplandığı bildirildi. Bu haber üzerine Resul-i Ekrem düşmanın bulunduğu yere kadar gidip onlara bir baskın yapmaya karar verdi. 400 ile 700-800 kişiden oluşan bir kuvvetle Muharrem'in 10. bilmem ne istediği Haziran 626'da tarihinde Medine'den ayrıldı. Zatürk'e gazvesinin, Beni Nadir gazvesinden sonra hicretin 4. yılının Rebülayr veya Cemaziyevvel ayında yahut Hayber gazvesinden sonra meydana geldiği de nakledilmiştir. Bakınız tarihlerde de şey yok. Hiç ya bir savaş, 800 kişilik ordu gidiyor, bir kayıt yok. Ne zaman yapıldı? Hangi tarihte yapıldı? Kesinlikle hiçbirinde böyle bir şey yok. Ya şöyleydi ya böyleydi. Ya bilmem Bedir'den sonraydı ya Bedir'den önceydi. Ya Uhud'dan önceydi ya Uhud'dan sonraydı. Ya bilmem neydi ya bilmem neydi. Yani bütün Kur'an ayetleri de böyle. Açınız Kur'an ayetlerini arkadaşlar, okuyunuz. Hiçbir tanesinde olayları anlatır. Yani İsrailoğullarının durumunu anlatır genellikle. 450-470 sayfa. Düşünün bakın şimdi. Musa'yı anlatır. En çok Musa'yı anlatır. Ama hiçbir tarihi yok. İbrahim'i anlatır. Hiçbir tarihi yok. Kesin bir şey yok. Adem'i anlatır. Çocuklar anlatır. Bir zaman dilimi yok. Onun için diyorlar ya Allah'ta zaman ve mekan olmaz diye. Ama Muhammed'i çağırırken zaman var. Mekan da var yukarıda. Musa'yla konuşurken zaman var, mekan var. Çalı var. Çalının arkasından konuşur falan. Beni Nadir gazvesinden sonra bilmem ne işte yahut Hayber gazvesinden sonra meydana geldiği de nakledilmektedir. İbn-i Hişam'dan almışlar bunlar da. Doğru kaynak burası. Peygamber etrafa gözler koyarak çevrede olup bitenlerle ilgili haber alıyordu. Olay yerine yaklaştıklarında bir gece yarısı etrafı kontrol eden birlikler çevrede hiç kimseye rastlamadıklarını fakat yeni ayak izleri gördüklerini Resul-i Ekrem'e bildirdiler. Nihayet Resul-i Ekrem olay mahalline vardı ancak taraflar arasında herhangi bir çarpışma gerçekleşmedi. Zira bir İslam birliğinin yurtlarına kadar geldiğini gören müşrikler Müslümanlarla karşı karşıya gelmekten çekinmiş. Olay yerinden hızla uzaklaşıp etrafa dağılmış. Hatta bazıları ailelerini ve mallarını da orada bırakıp dağların tepelerine tırmanmıştır. Bunların bıraktığı sığır, koyun ve develer Müslümanlar tarafından ganimet olarak ele geçirildi. Tepelere tırmanan düşmanlarla Müslümanlar arasında fazla mesafe yoktu. Her iki taraf birbirinden çekiniyor ve birbirini gözetliyordu. Müslümanlar bir saldırıdan çekindikleri için Hazreti Peygamber onlara korku namazı kıldırdı. Devam ediyor böyle. Değerli insanlar. Tüm İslam tarihi böyle. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Hiçbir gerçek sabit olay yok. Hiçbir rakam yok. Bir rakam veriyor, o da yanlış işte. Nedir o? Miras paylaşımında. Matematik. O da yanlış. Tarih yok, rakam yok, bölge yok, yer yok. Yok. Uydur uydur anlat. Ne kadar anlatırsan onun için ciltler dolusu yazıyorlar. Bir İslamcı, bir dincinin arkadaşlar internette videolarına bakın. Bakın bizim arkamızda kitaplar var. Bu küçük küçük kitaplar değil mi? 200 sayfa, 300 sayfa, 400 sayfalık kitaplar. Her tür kitaptan var. Onların şeylerine bakın. Hepsi nedir biliyor musun? Hiçbir kitap yok kitap. Kitap okumazlar bunlar. Hani tek tük arada olanlar var tabii okuyanlar. Onlar da bu şeyler var işte. Örneğin Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi veya Kurtubi'nin tefsiri
ciltler dolusu. 10 cilt, 20 cilt. Ya da Taberi'nin tefsiri. Ya da işte bilmem kimin tefsiri. Bütün tefsir kitapları yani. Başka bir kitap okumaz bunlar. Oraya gömülüyorlar. Dünyayı orada zannediyorlar. Ve o gerçek dışı olayların içerisinde kendilerini kaybediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şuraya bir bakın. Bilgi almış. Bir tanesi gelmiş size sağ. Her gelen, şimdi devletleri düşünün. Türkiye'ye bir tanesi gelecek. Başbakanlığa gidecek. Diyecek ki Yunanlar hazırlık yapıyor, Türkiye'ye saldıracak. Ölçmeden biçmeden haydi Trakya'dan gir Yunanistan'a. Bu dünyada huzur olur mu böyle? Çok ilginç baskınlar var. Anlatmaya devam ediyoruz. İzlemeye devam edin değerli izleyiciler. Çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Esen kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.